Selamlar arkadaşlar ee, yine bir e, One Piece videosunda daha beraber sizlerle beraber bu videomuzda 1002. sayı çıktı tabii ki spoilerlı bir video olacak tabii ki bu da <laughs> 1002. sayıya gelen tepkileri özel olarak ayırıp e, video haline getiriyorum spoiler yemesin diye manga güncel olmayan arkadaşlar. Ee, bu da 1002. sayıya gelen, 1002. sayıyla alakalı 3 videom vardı. 3 videoma gelen yorumlara konuştuğumuz bir video olacak. Sizden gelenler videosu. Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, başlayalım. Ee, Yalçın Başçuk. Benim düşüncem 3 sayı daha yukarıdayız bence. Spoilerli bir teori. Love'un bulduğu Poneglyph Uranüs'ün yani üç antik silahtan birinin yerini gösteriyorsa ve orası Tanrı Vadisi ise Tayfa'nın yeni rotası Tanrı Vadisi olsa ve Rax hakkında bilgileri orada alsak ve Roger'ın orada ne işi olduğu anlatılsa tam oda tarzı bir hikaye anlatımı olmaz mı? Olur. Baya güzel olmuş bu. Ben bunu çok beğendim. Şöyle tamam okunuyor mu bilmiyorum benim kafamdan dolayı. Şu an okunuyor olması lazım. Gerçekten güzel yazmış Yalçın. Tebrik ediyorum. Bence tam H.R.O'da tarzı olur bu. Abi öyle heyecanlandım ki öf demiş değişik isim. <laughs> değişik isim güzellik. Abi manga ne kadar arayla çıkıyor. E, manganın yayınlanma <laughs> e, skalasını yani düzenini anlatayım ben size arkadaşlar. Tekrar tekrar bundan bahsedelim. E, H.R.O'da mangayı normalde e, haftada bir normalde ama iki hafta manga yazdıktan sonra bir hafta dinleniyor düzenli olarak böyle bir şey var ee, araya shonen jump dediğimiz yani bu derginin araları da girince bazen ayda iki sayı bazen e, üç sayı gibi bir düzen var ama asla dört sayı olmuyor çünkü iki haftada bir dinleniyor Eğitir Oregomu da <laughs> ben lastim güzel 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 da şuradan şöyle. <laughs> Big Mom'un kullandığı atak Indra Aşura'nın kardeşi olan Tanrı'dır ve o ikisi düşmandır. O da bunu boşuna yapmaz. Yakında Ashura ruhuyla ilgili bir şeyler görürüz. Vay. Vay, Zoro'nun Big Mom'a tek atması yok mu? Oy! İlginç bir teori gerçekten. Bakın bu, bu benim izleyicilerimden böyle güzel şeyler geliyor ya mutlu oluyorum ya. Gerçekten mutlu oluyorum. Çok güzel yani. Çok güzel. Büyük bir farkındalık gerçekten. 1002. bölüm kaç gün sonra çıkacak bilen var mı? Haftaya çıkar. 31 diye gördüm ama ha bir Ha. Ee, bu arada 1002 çıktığı için çoktan bu çıkmamadan yapılmış biliyorum. Eee Cuma günü çıktı yanılmıyorsam. Perşembe gecesi ya da Cuma sabahı gibi yanılmıyorsam. Ee, cuma günü ya da neyse. Ee, arkadaşlar bu arada bu video ya pazartesi girer yayına ya salı girer. Muhtemelen pazartesi girer diye düşünüyorum. Salı ya da çarşamba da spoilerlar çıkar. Bin için spoilerları. Bu videoyu izleyenler için de böyle bir info verelim. Ara yok çünkü. Görünce mutluluktan uçuran bir cümle haftaya ara yok. Evet ara yok. Yani bunu söyleyebilirim gerçekten. Bu çok güzel bir haber. Ee, bak burada gökyüzü ilginç bir uzunca bir şeyler yazmış. Hadi okuyalım bunu da. Büyük ihtimalle önemli bir ya da birkaç karakter ölecek. Bir düşünün bu savaş Marineford'dan sonra karşılaştığımız en büyük savaş. Big Mom henüz mevesinin gücünü de hiç doğru dürüst kullanmadı. Bilmediğimiz birçok şey olabilir. Doğru. Mesela aldığı hasarı topladığı ruhlarla iyileştirebilir. Uyanış halinde hiç kimseye bir şeyler sormadan söylemeden ruhlarını emebilir. Ama bence uyanışı yok. <laughs> Kaido desen insan olarak bile nitelendirilmiyor. Türünün sonu deniliyor. Büyük ihtimalle ejderha insan hibriti bir şey ve meyvesi de fiş, fiş meyvesi. Bu büyük ihtimalle yıllardan beri teorisi sürdürülen ultimate şeytan meyvesi olabilir. Çünkü bu meyve Kaido'ya deniz taşı veya deniz suyun etkilerini yok sayma kabiliyetini kazandırmış olabilir. Kaido'nun derisi bunu engelliyor da olabilir. Devam edelim. Ee, yine Marineford'a dönecek olursak hatırlarsanız savaşın büyük bir çoğunluğunu Bird kazanıyordu yani Beyaz Sakal ama en sonunda kaybetti. Burada savaşı kazansa bile şu anda Onigashima'nın uçmakta olduğunu da hatırlayın. Kaido bilincini kaybederse veya ölürse ada komple denize çıkılacak. Şu anda 40 bin civarı insan var adada. Love'un yeteneğiyle adayı bir yere ışınlayabileceğinizi düşünebilirsiniz ama biraz hafça. Love'un yeteneğini çok enerji tükettiğini biliyoruz ve şimdiye kadar da oldukça az enerji gerektiren yetenekler kullandı. Gamma Knife biraz yüksek enerji gerektiren bir yetenekti. Bu adamın daha büyük over overskill e, skillleri, overkill skillleri var. Mesela Mes ve Radio Knife ama her ne kadar overkill olsa da indirmesi de bir o kadar güç. Luffy'nin geleceği görme yeteneğini Yonko seviyesinde kişilerin elde edememesi biraz saçma. Açıkçası ben Low'un öleceğini düşünüyorum. Low, Kid ve Killer'ın o seviyede olduğunu bile düşünmüyorum. Kid ve Killer'ın ben de burada savaşacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Konuşulan senaryo zaten de bir sonraki hafta için tredjede olacak demişsin. Oraya takıldım ben one chapter left before the end of volume. People speculating Act 3 ending in tragedy. Seems like you might be onto something here. Reddit'te böyle yazmışlar ve sanırım ben yanlış anlamışım. 1000. bölüm 3. sahnenin sonu değilmiş. Sezon gibi bir şeymiş. 3. aktın sona erdiği yani Act 3'nin sona erdiği yerde bir trajedi yaşanacak deniyor ama nasıl olur bilmiyorum. Bakalım. Killer ölmek için var yukarıda. Çok tırt bir yeni nesil. Oldum olası sevemedim onu. Bir de korsan kralı oluyormuş. Ne gülerim. Yok olmaz arkadaşlar. Olur mu hiç? Evet! Baya iyi bir sayı olacak. Çizimleri merak ediyorum. O ben lastik adamım derken ciddi mi olacak? Yoksa klasik aptalcı gülen yüz ifadesiyle mi acaba? Ciddi söylüyordu. Killer'ın boş olmadığını düşünüyorum. Şahsen Kid ve Luffy aralarında dağlar kadar fark olmaz. Rekabet olunca daha iyi oluyor. Killer Zoro kadar güçlü olmasa Jinbei'yi geçmiş. Geçmeli bence. Zoro ile arasında az bir fark olmalı. Zamanı gelince New Generations vs. maverinler olursa çok iyi olmaz mı? Kizaru'dan intikam alsalar üf. Bence daha 3 sayı olur bu dövüş. Indra'nın 3 sayımı daha fazla olur da. Ama aşağıya inebilir. Indra'nın zıttı Ashura Zoro Ashura kullanabilir. Ashura kullanırsa gözünü açacaktır. Eğer Zoro bu arkta gözünü açarsa Killer kıskanıp 3. gözünü açacaktır. Eğer Zoro bu arkta gözünü açmazsa Killer'ın 3. gözü yok demektir. <laughs> Aslında serinin başından beri gösteren bir şey var. Zor rakiplerin tekniklerini ve savaş taktiklerini kopyalayabiliyor. Başta Mihawk'la dövüştükten sonra Arlong Park'ta Mihawk gibi saldırıları bloklayarak Hatchini yendi. Sonra Kinemon'un saldırısı ve düzlem gücüyle kopyalıyor olabilir. Sogekin, Gaudi, Usopp, Senpai 500 milyon beli olsa efsane olur. Niye Sogeking'e bağlı onu anlamadım ama. Güzel bir yazı ben beğendim bu arada. Evet Zoro teknikleri kopyalıyor ve Ashura olayı da indiri olayı da güzelmiş baya. Baya hoşuma gitti o olay. Bushido'ya selamlar. Teşekkürler. Korsan kralı zoru. <laughs> tek dersten tek kaldı. Bilgisayar mühendisliği okuyacak arkadaşlar varsa önerim C ve C++ öğrenmeye başlasınlar. Sıkıntı yaşarsınız ileride. <laughs> Neden bu videonun altına bunu gelip yazmış ki onu anlamadım ama <laughs> ilginç bir yorumdu benim için. Yani az önce geçen gün okudum bunu. İlk video çıktığında ilginçti. Evet bak bunu okuyalım. Benim ilerleyen sayılarda en büyük beklentim Kaido hibrit formunu kullanacak mı? Ya da Kaido'nun bir hibrit formu var mı? Kaido ejder formundayken ne kadar büyük ölçekte hasar verebilse de aynı zamanda devasa bir hedef tahtası oluyor. Buna katılıyorum. Zoanlar için en güçlü oldukları form hibrit form. Bakalım süpernovaların gücü Kaido hibrit formu kullandıracak seviyede zorlamaya yetecek mi? Bence yetecek varsa eğer. Çünkü Kaido yenilecek burada. Son olarak Marco'nun koca anaya dediği gibi buradakilerin senin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor. Acaba koca ananın bu bilinmeyen tehlikeli halini ne zaman göreceğiz? Belki Kaido hibrit ile aynı anda görürüz. Koca ana güçlenecek. Enel'deki yüz ifadesini Big Mom'da istiyorum. Hadi bakalım. Big Mom'daki yüz ifadesi bu arada muhteşemdi ya. <laughs> çok güldüm ya. Arkadaşlar çok iyi değil miydi? <laughs> Manodan sonra olacaklar. Kaido devrilir. Big Mom kaçar. Luffy üstü yara bere içinde. Sabonun idam edileceğini gazeteden okur ve Marineford'da gider. Devrimcilerle birlik olurlar ve Sabo'yu kurtarırlar. Luffy intikam için Kay Akain ile savaşır. Vitam ölecekken Sabo araya girer ve Sabo'nun iç organları yanar ve ölür. Daha sonra ben tarama tüfekle Japonya giderim. <laughs> en çok sonunu beğendim Aral. Yani böyle olmaz yani herhalde diye düşünüyorum. <laughs> Bu kadar senaryo tekrarı olmaz herhalde. Ee, Gökyüzü 1000. bölüm 3. sahnenin sonu olacak diyorlar. Büyük bir trajedi geliyor. Bence killer öldürüyor. Luffy ölümcül bir yer alacak. Luffy kendisinin, Love Luffy, Luffy, kendisini Luffy için fida edecek, fida edecek, feda edecek ki de ne olur bilmiyorum. Zora gözünü açacak bence. Ne zaman yayınlanacak? Anime olarak mı? Manga olarak yayınlandı da anime olarak ee, ne zaman yayınlanır? Bilemiyorum diyorum ve ee, bir sonraki yorumlara geçelim şuradan hemen hop hop. <laughs> Şunu da kapatalım. Evet. Killer'ın saldırıları Zorunki'den daha güçlüymüş gibi. Eğer öyle saçma olur Zora dünyanın en iyi kılıç ustasına iki yıl aydım. <laughs> One Piece kaçırdığım bir nokta var. Killer için e, e, birmam ondan kaçın. Doğcula saldırırsa yersen çok büyük hasar alırsın. Aman Allah'ım bu ne kadar güçlü. Oden'in ruhunu seziyorum tarzı şeyler söylemediler. Dediler ki bu herif çok tehlikeli bunu dojlamamız lazım. Hiç kimsenin saldırısından kaçınmayan ve hiç kimseden adam akıllı hasar yemeyen Kaido Zoro'nun saldırısından kaçındı. Bu bence çok hype bir noktaydı yani. Lan herkes killer çok güçsüz falan diyordu ama Kaido'nun içinden geçti mecazi değil harbinin için geçti. Geçti Punisher'larla ne yaptı badem yağımı sürdü? <laughs> Öyle bir görüntü oluştu değil mi? <laughs> Bak bu çok hoşuma gitmişti Ziyad yazmış. Ben Ruyuma ve Zoro'nun ilk karşılaşmalarından itibaren bir akrabalı olduğunu düşündüm. Hatta Zoro'nun babası mı lan bu yoksa demiştim. Kaybama tarihiyle Zoro'nun yaşında bir paralel varsa böyle bir ihtimal neden olmasın değil mi? Kılıçen yani ruh konusuna gelince muhakkak öyle bir şey var. Çünkü bu şu ikinci kılıcını almak için girdiği dükkanda kılıcı eline aldığında kılıcın ruhunu hissediyor ve inceliyordu. Adam satamam deyince çalışan kız evet çok daha fazla edermiş o kılıç. Karışmış galiba diyor. Zoro da hayır o yüzden değil. Bu kılıç lanetli diyor ve o anda adam itiraf edip kısa bir özet geçerken kılıcın geçmişte yaptığı işlerin görselleri geçiyor falan filan. Sonra Zoro'dan o meşhur sahne kılıcın lanetine karşılık kendi şansını deneyeceğim diyor. Ve Zoro'nun kolunu kesmeyerek aslında kılıç da Zoro'yu seçmiş oluyor. Ha de Zoro'nun enmayı ilk kullandığı anda Haki'sin emdiğini de gördük. Daha önceki kullanıcısına da muhakkak yapmıştır bunu. Bu işaretler de Haki'nin kılıcın içinde saklı kalmış olduğunu gösteriyor bence. Olabilir e, Oden'in aurasını seziyorum diyordu çünkü. Olabilir gerçekten. Kılıçlarda bir aura olabilir. <laughs> Deniz Güven. Aslında Zor'un Nenması ve Luffy'nin yeni hakisi yonkoların derisinin geçecek gibi. Love Naz yapsa da savaşta çok büyük rol taşıyor. Bir de sahiden ejderlerin kalpleri nerede? Abi ben de bilmiyorum ki ya. Bir gün bakalım ejder anatomisi inceleyelim ya. Bir ejder anatomisi. <laughs> Emircan Koy. Kılıç'a bu kadar gönderme yapışmışken zora haterları dolmadan yazayım. Bak bu cümleye katılacağım em Emircan'ın söylediği cümleye. Arkadaşlar enmayı alan güçlü biri olmuyor. Güçlü olup enmayı kullanabilen gücüne güç katıyor. Durum bu. Katılıyor. Ha bir teorim var ama olacağından ben de biraz şüpheliyim. Final Arc'ta zaten Sakal ile savaşacağımızı çoğu kişi tahmin ediyor. Sakal ileride çok güçlü olacağını düşünüyorum. Benim teorim ise son savaşta Kara ile Luffy ve Shanks savaşacak. Savaş esnasında Shanks ölecek ve Luffy o sinirle Karasakalı parçalayacak. Shanks'ın ölmesini ben de istemem ama sadece bir tahmin. Yani çok tahmin var bu konuda ama ben de istemediğim için buna katılamıyorum. <laughs> Ferhat Yavuz hala dediğimde ısrarcıyım. Big Mom bu savaştan ya ayrılacak ya da Katakuri gelip Big Mom'u indirmede yardımcı olacak. Bence savaşı bırakacak. Kara Sakal veya Shanks da müdahil olabilir. Kaido vs'si Ada Onigashima'nın üzerine inince Zoro, Luffy ve Yamato vs. Kaido kalacak. Adada bekleyenler Katakuri Big Mom'u vazgeçecek. Alt kattaki savaş Sanji, Marco vs. Kaido komutanları olacak. Ya şu anda savaşın geldiği nokta bana hissettirdiğini söyleyeyim arkadaşlar sadece kaydı olsaydı bizimkilerin kazanma ihtimali gerçekten yüksek olurdu yani. Hani %51 bile olsa yüksek olurdu. Ama şu an Big Mom da varken ikisini birden yenmeleri gerçekten hala çok zor ya. Gıdıklıyorlar şu anda ya. Tamam Luffy bir noktada yenecek no konuma gelecek bence Kaido'yu. Gerçekten bu konuma geleceğini düşünüyorum. Dövüş esnasında da güçleneceğini düşünüyorum. Zoro'nun da ciddi hasarlar vereceğine eminim Kaido'ya cidden kılıcı yani muazzam boyutlara ulaştı. Ama ee, Big Mom artı Big Mom çok zor ya. Çok zor abi çok zor. Neyse devam edelim. Bayağı uzun savaş oldu. Muhtemelen birkaç chapter falan sonra kesilir. Diğer hasıl şapkanın fightlarına Onlarınki bitince tekrar kaydı Big Mom döneriz. Muhtemelen. Shanks ile olacak falan deniyordu ama 12 ayın biri gitti bile. Doğru söylüyor bak Ali Koray. O kadar haklı ki çocuk o kadar haklı ki doğru diyor. Bu hızla Vano'yu da bu yıl bitirirse sevineceğiz. Daha Vano'daki diğer fightlar var. Kaido'nun geçmişine flashback var. Ark sonrası One Piece dünyasındaki durumu anlatacak sayılır sayılar olacak. E bir de odanın haftaya bölüm yok araları var. Yani var oğlu var. Bu kavganın iki ay içerisinde sonuca bağlanması gerekiyor ki bir sonraki arka geçebilelim artık. Jimmy'nin, Sanji'nin, Marco'nun dövüşleri falan kısa kesilecek gibi eğer ayrıntılı işlenirse bu hızla bana arka bu senenin yarısından fazlasını yer. Shanks olacak muhabbetleri de havada kalır. Doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. da Reveri'ye geçişler vesaire olabilir. Belki o şekilde. Ama çok da onu da beklemiyorum açıkçası. Ali Koray Çiman o değildi. Hikayenin mantığına göre bizimkiler güçlendi. Mangada anlatılan bu. Benim istediğim ise mangaka yenilebilsin diye Kaido'nun gücünü kıstı. Bu arada manganın kurgusuna göre Kaido ve Big Mom statü olarak en tepede olabilirler. Ama kendilerinden aşağı statüdeki Doflamingo'nun, Kuma'nın, Mihawk'un, Krokodile'nin, Lobrici'nin ağırlığını hissettiremiyorlar bana. Sıktı yani bu arkadaşlar. Fiziksel olarak çok dayanıklı ve kuvvetli olmaların dışında bir numaraları yok. Öyle ki Big Mom arkında Katakuri gibi bir karakter olması rezalet ve arka tanık olacaktık. Wano ise güzeldi. ve evet ama onun hikayesi iyiydi zaten. Şu konuda haklı Ali Koray. Ee, Vano cidden çok güzel bir arktı. Yani hani genel hatlarıyla. Gördüğümüz karakterler, insanlara yapılan zulümler, açlık, sefalet. Gerçekten işte Roger'ın hikayesi, Oden'in hikayesinin anlatılması vesaire güzel bir arktı. Ama villain olarak Rob Lucci olsun, Crocodile olsun, işte Enel olsun. Gerçekten ee, daha farklı düşmanlardı. Yani Kaido ve Big Mom çok güçlü. Bunlardan çok güçlü tabii ki. Ama güçlü olmaları dışında da sanki böyle biraz background story eklense güzel olabilirdi bu karakterlere. Yani e, bir ters köşe olayı mesela. Anladınız mı? Yani o şekilde. O da ancak e, Kaido flashbackleriyle yapılabilir. Big Mom flashbackleriyle yapılabilir. O şekilde güzel olabilir. Ben leş demiyorum yani böyle. Ben böyle düşünmüyorum. Ben bu kadar... ...üç düşünmem Ali Koray kadar ama... ...geliştirilebilir olduğu konusunda katılıyorum. Yani gerçekten bu Ark... ...çok çok daha iyi olabilirdi. Diye düşünüyorum. Ee, villainlar aracılığıyla yani en azından. Ahmet Alaca'nın yorumu da bu videonun son yorumu. Yani bu videonun derken... E, ...bu videonun değil... ...yani bu sayfanın son yorumu olmuş... Bu arada arkadaşlar bomba bir haber geldi. Manga 105'te Zoro Onigashima 2'ye kesiyor ve Zoro ile Kaido tek kalıyor. Luffy Big Mom ile mücadele ederken Chopper ve S ve Bakuin başlıyor. Bu arada sadece kadınların elinden kurtulduğu gibi kimle dövüşmeye başlıyor. Tabi 105. sayıdan spoiler gelmiş olma ihtimali sıfır. Bunu söyleyeyim başta. Bunu anca verse verse manga verir. Çünkü çizilmedi. Ee, bize spoilerler nasıl düşüyor ondan bahsedeyim biraz. Siz de anlayın neden imkansız olduğunu. <laughs> Bize spoilerlar, mesela bu mangalar sadece Japonya'da çıkmıyor, Kore'de falan da çıkıyor ya... ...Kore'deki satıcılardan vesaire bir şekilde birileri e, bunun sızdırıyor internete, fotoğraflarını çekip yüklüyor. Fotoğrafı çekip yüklenince Korece ve İngilizce bilen insanlar, Redon anladığım kadarıyla... E, ...Koreli kaynaklarından ya da Japonya'daki kaynaklarından elde ettiği şekliyle bunu e, sızan fotoğrafların özetini yayınlıyor önce... Sonra fotoğraflar eline, fotoğraflar eline geçtikten sonra. Bu şekilde yani spoilerlar bu şekilde çıkıyor gerçek spoilerlar. Tabii ki teoriler olabilir yani Zoro Onigashima 2'yi kesebilir yani kesemez demiyorum ben. Yani kesebilir. Ama bunlar spoiler değil de teoridir aslında. Görmeden teoridir. Tam okudum video geldi oh be. <laughs> Sonrakini geçtim arkadaşlar. Sonra harikaydı bu bölümde öyleydi. Kaido tanklıyor koca ana hasar vuruyor. Sevgili ekibimiz tanka odaklanmayı acilen gerek gerekiyor. Aslında koca ana tanktır. Luffy ki üç bölümdür Kaido'yu yumrukluyor bölüm bitiyor. Ya bunu birkaç kişiyle daha da konuştuk. Hani de diyor ki bölüm çok çabuk bitmedi mi ya diyor. Mangada dövüş olunca böyle oluyor arkadaşlar. Konuşma olunca biraz uzuyor sayı. Yazı çok oluyor. Ama sadece dövüşten oluşan 13-14 sayfalık bir sayı gerçekten çok hızlı bitiyor. O yüzden fark ettiyseniz benim ayrıntılı özet videolarım da genelde live reaction videolarından daha güzel oluyor. Çünkü anlatıyorum yazı çok hani yazıyı anlatıyorum yani. Mangada fight resimlerine bakınca ne bileyim yani çok güzel bakması görsel bir şölen gerçekten buna katılıyorum. Ama ee, dövüşleri tam olarak e, dövüşler çok kısa sürede bitiyor yani bakıyorsun geçiyorsun yani öyle olduğu için çok şey olamıyor uzun sürmüyor okuması. Abi teorim doyurmuyor o yüzden de. Teorim var ama olacağından ben bileceğim biraz şüpheliyim. Aa, az önce okuduğum şey bu. Her videonun altına yazmana gerek yok Mr. Maritza. Zaten bir tanesini bile altına ok yazsam muhtemelen okurum. %98 falan. Zora ıskalamasaydı of neyse kızdı şimdi Zora ve bu bölüm de lüfü mükemmel. Mesela bir sonraki bölüm belki ıskalamaz. Buradan rahmetli Ace'de sesini Hani lan lastik çok kullanışsızdı adam iki yonkoya kafa <laughs> Lastikin çok kullanışsız olduğunu Eichiro'da da kabul ediyor bu arada. Kaido'nun bölümün başındaki saldırısı 9 kızıl kına karşı kullanıp birisinin kolunu kestiği saldırı. Luffy Kaido'nun saldırısını dojlamıyor. Direkt karşılıyor. Kaido da buna şaşırıyor. Hmm. Hmm. İlginçmiş ilginçmiş bak. Bu ilginç bir ayrıntı. Bu arada ee, bölümle alakalı size bir sorum var arkadaşlar bu soruyu da cevaplarsanız sevinirim gerçekten benim de kafa yordum ve net olarak e, cevabını bulamadım bir soru lüfi neden ateşten etkilenmedi lastikten şey lastik olduğu için şimşekten etkilenmedi ama neden ateşten etkilenmedi bu acaba ace ile alakalı bir şey olabilir mi diye de bir şey geldi aklıma açıkçası Böyle. Hemen 103 tahminlerini mi yazayım demişti Haturgut. Bence sonraki sayıda Marco'yu göreceğiz. Belki de King ve onun geçmişini. Sayı zor durumda oluşunu görmemiz ve diğerlerinin yerde kıranışını görmemiz de başlar bence. Sonra Marco'yu görürüz. Bir sayının sonlarında da üst kata çıkmış olur. Hem kapışma daha da dengeli hem de yerde olan dörtlüğün toparlanması sağlanır. Ya ben Marco'nun King ve Queen alıp bir şekilde yukarı çıkmasını beklemiyorum. Hatta Sanji'nin Marco'ya katılmasını bekliyorum. Marco ve King'in geçmişinin anlatıldığı bir Flashback mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de tarihin yani ne yaşadıklarını merak ettiğimiz karakterler. Ee, King konusunda gerçekten Impel Down teorisi doğru olabilir. Yani bir Impel Down subayı gibi giyiniyor gerçekten King. Eski bir işkenceci olabilir bir şekilde Kaido ile de orada karşılaşmış olabilir. Ama Kaido'nun Impel Down'dan kaçmış olma ihtimali bana kalırsa çok düşük. Çünkü Impel Dağından kaçan iki kişi var. Altın Aslan, Shiki, diğeri de Luffy. Yani Luffy kaçırdı insanları tabii de. Hani Luffy değildi. Tek değildi Impel Dağından kaçarken. E, bu ikili yani. Onlar dışında kaçan birisinden bahsedilmedi. Demek ki Kaido kaçmamış gözüyle bakılıyor. Belki de kaçtı gizlendi ama o kadarını bilmiyorum. O yüzden e, orada karşılaştılar diyemiyorum. Ama... Ee, gerçekten Impel Down subayları gibi giyiniyor ve Impel Down'la bir alakası olabilir. Zaten Queen de ona işkencedi sapık falan diyor. Şey, sadist sapık falan diyordu. <laughs> Muhammed Yılmaz son anime bölümünde Oden, Bagi ve Bagi Jiro diyordu. Bagi de buna kızmıştı. Neden öyle diyorsun diye. Juro ikinci oğlu anlamına geliyormuş. Zoro'ya da Zoro Juro diyorlar. Acaba Zoro da Kaido'nun veya başkasının ikinci oğlu olabilir mi? Olabilir. Her şey çok güzel de ya o kidin Kaido'yu indirme... Edirne pehlivanı gibi alıp atması çok hoşuma gitti. <laughs> evet değil mi? Boyundan yakalıyor. Killer'ın saldırısından sonra sabuk adedonun ölmesi gerekmiyor mu? Adam oradan... O ilizyondu galiba aynen. O güzel bölümdü. Şimdi Killer'ın saldırısının ismi Sonic geçiyor. Sonic de sesle alakalı şeylerde kullanıyor. Yani bence döndürüp titreşip bir şeyler yapıyor ve derisini uğursamayıp içeriden hasar veriyor. Zaten Killer'ın bıçakları o kadar büyük değil. Evet. Aynen öyle. Uzun Cuma yayını yok mu? Yaptım galiba Cuma günü yayını değil mi? Koca düşmanı Sanji Reis gelecek. Dertler bitecek. Hadi bakalım. Ee, son yorum. The Right'ın yorumu. Bununla da videonun sonuna geliyoruz. Ee, Luffy Gear 4'dayken zırhlanma hakisi süresi biterse bu sefer ikinci bir devam yolu için kralların hakisini kullanabilir. Luffy sinir sistemine hava hasar basar ve sinirlerin çapını büyütür ve buna Shanks'ın oyunlarda kullandığı elektrikli kral hakisini uygular. Bu formda Mink'lerin slonglarına benzeyebilir. Wow. Luffy hakiyle yaptığı her saldırı bir hayvanın ismi vermişti. Mink kabilesi en güçlü hayvan türü. Bu slong form duygusal ve hissel olarak Tiger'a benzeyebilir. Gökyüzünün ile kaplı olması bu forma gönderme olabilir. Son olarak Luffy'nin Roger'ın tayfasındaki gibi hiç Mink olacağını sanmıyorum. Luffy zaten slong forma giren biri olacak. Ne yapacak? 5-10 chapter'da belli olur. Son cümlene katılıyorum. Ee, ben Bana çok uçuk geliyor böyle teoriler. Ama olmaz olmaz demeyin. Şansınızı deneyin demişler. Ee, yani çok da olmayacak. Asla olmaz diyemezsin. Ee, bunun dışında... Bu Tiger olayı çok konuşuluyor. Olabilir. Yani bir kaplan ortaya çıkabilir gerçekten. Çünkü bir kaplan muhabbeti var. Ejderhaya karşı. Bu şey de olabilir ama. Ee, Yamato da olabilir. Meyveyle vesaire. Bakalım Yamato nereden dahil olacak bu savaşa. Bu da çok önemli bana kalırsa izleyeceğiz ve göreceğiz. E, videomu izlediyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. One Piece, Attack on Titan, işte diğer animeler vesaire, filmler, diziler, içerikler üretiyoruz. Eğlenceli eğleniyoruz bol bol. E, yayın kan, videoyu beğenirseniz, kanalımı beğenirseniz, abone olmayı, e, bildirimleri açmayı vesaire unutmazsanız sevinirim. E, mutlu kalın. Tam kalın. Görüşmek üzere.